Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı olsun diyerekten elmalı magnolia tarifi hazırladım. Sizler de deneyin, gerçekten çok lezzetli oluyor. Elma ve tarçın ve puding uyumu acayip lezzetli oluyor. Sizler de mutlaka deneyin. İlk olarak kremasını hazırlayalım. Kreması için derince bir tencerenin içerisine 1 litre sütü alalım. Sütün üzerine bir adet yumurta sarısını ilave edelim ve çırpalım. Sonra üzerine 3 yemek kaşığı un ilave edelim. Unun üzerine de 2 yemek kaşığı nişasta ilave edelim ve pürüzsüz olana kadar çırpalım. Ve ocağın altını açıp sürekli çırparak kremamızı pişirelim. Dikkat edelim dibi tutmasın. Krema koyulup kaynamaya başlayınca üzerine böyle yarım tatlı kaşığı tereyağı ilave edelim ve bir pakette vanilya şekeri ilave edip kenara alalım. Tabii krema pişmeden önce üzerine 1,5 çay bardağı da şeker ilave etmeyi unutmayalım. Ben unuttuğum için sonradan ilave ettim. Pürüzsüz olana kadar çırptıktan sonra kremamızı soğumaya bırakalım. Böyle bir paket petibör bisküviyi robotta un haline getirelim. Bu paket 200 gram olduğu için tamamı gitmiyor arkadaşlar. Yani 180 gram civarında petibör bisküvi kullandım. Çırpmış olduğumuz bisküvileri derince bir kasenin içerisine alıp kenara alalım. Soğuyan kremanın üzerine bir paket sıvı kremayı ilave edelim. Sonra mikser yardımıyla sıvı kremayı pişirmiş olduğumuz pudingin içerisine yedirelim. Eğer elinizde sıvı krema yoksa krem şanti de kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz kremayı sıtma torbasının içerisine dolduralım. İsterseniz böyle kepçeyle de dökebilirsiniz kaselerin içerisine. İsterseniz böyle benim gibi sıtma torbasında da kullanabilirsiniz. Böyle daha pratik oluyor. Benim sıtma torbası elimde yoktu. Ben de böyle buzdolabı poşetinin içerisine aldım. Uç kısmını kesip böyle kaselerin içerisine doldurdum. Böyle çok pratik oldu. Sizlere de elinize sıkma torbası yoksa bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. İlk etapta kaselerin içerisine biraz krema doldurdum. Sonra üzerine böyle kremanın her tarafını kaplayacak şekilde böyle un haline getirmiş olduğumuz bisküvilerden ilave edelim. Böyle dikkatli bir şekilde kenarlarından ortasına doğru bisküviden dökelim. Elmalı da ayrı bir lezzetli oluyor arkadaşlar. Sizler de mutlaka deneyin. Hani sürekli çilekli yapmak istemiyorum. Değişik olsun istiyorsanız elmayı da denemenizi tavsiye ederim. 3 adet orta boy elmayı böyle küp şeklinde doğrayalım. Sonra böyle bisküvilerin üzerine tamamen kaplayana kadar doğramış olduğumuz elmalardan ilave edelim ve üzerine düzleyelim. Bu tarifi deneyip sevdiklerinize gönül rahatlığıyla ikram edebilirsiniz. Sonra elmaların üzerine böyle biraz tarçın gezdirelim. Eğer sevmiyorsanız kullanmayabilirsiniz. Tarçını da serptikten sonra yine elmaların üzerine kremadan ilave edelim. Elmaların üzerine kremayla kapladıktan sonra böyle üzerinin düzleyelim.
Ve son olarak da yine üzerine bisküviden ilave edip üzerine düzleyip kaplayalım. Bu şekilde bitene kadar devam edelim. Ve üzerinin daha güzel gözükmesi için ben böyle bir tane elmayı ince ince dilimleyip böyle üzerine süs olarak koydum. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. İstemezseniz de bunu şart değil. Ve son olarak da yine elmaların üzerine biraz tarçın serptim. Ve böyle yarım saat, bir saat dolapta dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Elmalı magnolyam servisi hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.